Son revizyonla epey toparlanmış. Bu hali de tamamdır bence. Üstüne daha fazla oynamaya gerek yok. Murat, bu hikaye filme çekilir mi sence? Bunu henüz söyleyemem. Senaryo ulaştırılmış halini görmem lazım. Anladım. Yani senaryoyu ne kadar çabuk yazarsan, ben de sana bu konu hakkında o kadar çabuk cevap verebilirim. Nasıl yani? Yani yeni işin hikayenin senaryosunu yazmak. Ne? Ciddi misin sen? Ya becerebilir miyim ki acaba? Hikaye senin hikaye. Bu konuya senden başka kimse bu kadar hakim olamaz. Hem senin altından kalkamayacağın iş yok. Yeter ki iste. Ya istiyorum. İstemez olur muyum? Ama korkuyorum. Korkma. Sen en iyisini yaparsın. Peki Murat, bu senaryo nasıl yazılıyor? Yani ben bilmiyorum senaryo yazmayı. Böyle elinde bir örnek senaryo var mı? Mesela filme çekilmiş bir senaryo olabilir. Çekilmemiş bir senaryo olabilir. Yarısı çekilmiş bir tane senaryo olabilir. Yani var mı elinde bir şeyler? Ayşegül. He. Sen nasıl bir şeysin? Tamam, gönderirim sana. Teşekkür ederim. Ayşegül. Hı. Hadi gel yemeğe gidelim. Çok güzel bir sokak köftecisi keşfettim. Sen. Sokak. Köfte. Beğenmedin mi? Hadi ya. Tüh. Ben de sen böyle köfteci seviyorsun diye. Yani Murat, anlıyorum. Yeni lezzetler keşfetmek istiyorsun ama işte her ucuz köfteci iyi olmuyor maalesef. Ne et yedim acaba? Hadi kalk. Simit yiyelim, yürü. Bırak, bırak. Eyvallah abi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ayşegül sen... Ben... İlk önce sen söyle. Sen söylediklerimi düşünebildin mi diye soracaktım sana. Murat. Can'la benim evliliğimiz 3 yıllığına düzenlendi. Ayşegül, evliliğinizin sahte olduğunu kabul ediyorsun demek mi oluyor bu? Eğer bunu yani süreyi dert ediyorsan hiç takılma. Ben ayrıntıları çözerim. Hemen bir avukatla görüşeyim. Ha Murat, yanlış anladın galiba. Can'la yaptığım bu sözleşmenin koşullarını kendi isteğimle kabul ettim. Bu sözleşme kurtulmaya çalıştığım bir şey değil. Ayşegül. Sen neden böyle bir işe girdin? Neden böyle bir şey yaptın? Seni buna ne mecbur etti? Ayşegül kusura bakma. Seni sorgulamaya çalışmıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bu yalnızca bir sözleşme değil mi? Evet, bu yalnızca bir sözleşme. Duygularımız, kalplerimiz kendimize ait. Eğer kalbin sana aitse... Evet, kalbim bana ait. Ve Can'ın yaptıklarından hiç hoşlanmıyorum. Bana kunduz diyor. Elektrik süpürgesi diyor. Bana sürekli kaba davranıyor.
bağırıyor. Beni sürekli bekletiyor. Ayrıca o başkasını seviyor. Ama yine de o beni mutlu ediyor. Ve kalbimi kırıyor. Ve üzüyor. Ve ben hala o benim bu kadar üste de onun işleri iyi gitmiyor diye onun için üzülüyorum. Onu düşünüyorum. Ben tuhaf biriyim değil mi? Ah kalbim darmaduman. Birkaç ufak değişiklikle tam filme alınacak bir senaryo olmuş. Kısa sürede çok iyi bir iş çıkardım. Tam aradığımız gibi bir iş olmuş. Sahi mi? Ay sen ciddiysin. Ay şaka falan değil yani. Hayır şaka falan değil. Murat! Sen bana inanmasaydın, bana destek olmasaydın ben bunu yapamazdım. Çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede bu kadar harika bir iş çıkardığın için. O zaman bu ilk senaryonun şerefine bir kutlama yemeğine gidelim. Sessiz olunca da ne konuşsam, ne konu açsam diye şey oluyor insan. Ben halimden memnunum. Seninle konuşmayı sevdiğim kadar susmayı da seviyorum. Sana bir bilmece sorayım mı? Bilmece mi? Olabilir. Soruyorum. Şimdi bir sepette 100 tane yumurta varmış. 6 çıkmış. Kaç kalmış? 94. Hayır, hiç kalmamış. Çünkü 6 çıkmış. Komikti değil mi? Yani sinir bozucu şekilde komikti. Ama neticede gülüyor insan. Can hiç gülmedi. Aslında benim de epey bir zamandır moralim bozuktu. Neden? Senin yüzünden. Bir keresinde Canan şöyle demiştim. Elif için neler yapabilirsin? Yapabileceğin hiçbir şey yok mu? Aptallık etme, seyirci kalma. Sanırım o söylediğim sözler bana geri döndü. Senin için hiçbir şey yapamıyorum. Yok canım. Öyle deme. Bak beni yemeğe çıkarıyorsun. Bana çiçek alıyorsun. Komik olmadığı halde bilmecelerime gülüyorsun. Yani bana devam et diyorsun öyle mi? Mesela bilmecelerime daha fazla gülebilirsin. Yok o kadar da değil. Sence bekliyor mudur? Kim?
Can, bekle demiştim. Acaba bekledi mi? Saat çok mu geç? Ne için? Ne bileyim, bir yerlere eğlenmeye gitmek için. Yani evin yoluna girdim ama bir yerlere gitmek istiyorsan. Nereye mesela? Yok, sadece bekliyorsa daha çok beklesin diye dedim Can Efendi. Yani sen Can beklesin diye mi bir yerlere gitmek istiyorsun? Seni eve bıraksam daha iyi olacak sanırım. Ben dönene kadar bekleyeceğini söylemişti. Ama evde bile değil. O dönene kadar hep şu bankta beklerdim. Aynı şeyi yaşamasını istemiştim. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Ayşegül. İyi misin sen? Neden yemiyorsun? İyiyim. Halsizim biraz. Hasta olacağım galiba. Hemen bir vitamin aldıralım. Ya da durum ciddiyse hemen bir doktora götüreyim seni. Ha? Nasıl hissediyorsun kendini? Dur bir dakika. Pardon, bakar mısın? Taze sıkılmış portakal suyunuz var mı? Hemen getirir misiniz? Yok, iyiyim. Üşüttüm biraz. Yani doktorluk bir şey yok. Olursa? Olursa söylerim Murat. Merak etme. Çıkmaz. Hadi hemen bitir şunu. Yemiyorum galiba. Murat. Murat, aslında benim bir tane grip çayım var. Ondan içmiyorum bir süredir. O yüzden böyle kim hapşırsa hemen nem kapıyorum. Ya böyle buradan çıkışta şimdi aktara gideceğim. Ondan yaptıracağım. Böyle bir sürü bitki çayının karışımı. Bir içiyorsun zımba gibi oluyorsun. Yarına düzelirim. Hatta sana da bir paket yaptıracağım. Sen de böyle aralarda iç, çok iyi geliyor. Ay tamam. Ayşegül, bir şey soracağım sana. Tabii. Dün yemeğe giderken bugün büyük gün dedin ya. Evet. Neydi o? Can'a ondan boşanmak istediğimi söyledim. Nasıl? Yani Can'dan boşanmak istediğimi söyledim. Can ne dedi peki?
Anlayışla karşıladım. Kabul ettim. Artık Elif'le birlikte olursa daha mutlu olacağını fark ettim. Öyle işte. Murat, çok teşekkür ederim kahvaltı için. Rica ederim. Hadi gel, bırakayım seni. Yok, ben yürüyeyim ya, hava alayım. Hem aktara da uğrayacağım. Yorulma ama. Yok artık Murat. Prenses miyim ben, şuradan şuraya yürüyünce yorulayım? İyi, sen bilirsin. Haber ver bana. Tamam. Hadi görüşürüz. Merhaba. Nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Yani son görüştüğümüzde biraz hasta gibiydin. Ha, o geçti ya. İyiyim. Sevindim. Ayşegül, bizim avukatla görüştüm. Biraz ani oldu değil mi? Daha bir şey içmeden. Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Tabii efendim. Ben kahve içiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne diyordum? Heh. Bizim avukatla görüştüm. Şu boşanmayı en hızlı nasıl çözeriz diye. Murat. Biz vazgeçtik boşanmaktan. Ne? Yani bir süreliğine erteledik. İyi de neden? Sen kendin söylemedin. Candan boşanmak istiyorum demedim mi? Bir süre devam etmeliyim bu oyuna. Can mı istedi bunu senden? Hayır, o değil. O zaman sen evli kalmak istiyorsun. Yok, öyle değil. Yani bu Can'ın kariyeri için, anladın mı? Bir skandal daha çıkmasın diye. Can'ı korumaya çalışıyorsun yani. Aslında ben neyi neden yaptığımı bilmiyorum ki. Bak Ayşegül, eğer korktuğun Can'ın kariyeri ise bunun için endişelenmene gerek yok. Bence her şey çok güzel olacak. Can'ın işlerinde de bir sorun kalmayacak. Böylece senin de bunları düşünmene gerek kalmayacak. İnşallah. Murat, benim kalkmam gerek ya. Hemen mi? Kahve? İşte evde o kadar çok işim var ki inanamazsın. Seni görmek için gelmiştim zaten. Hoşça kal. Kaç bakalım Ayşegül, kaç. Olur, kusura bakma, seni bu saatte de getirdim. Ama ne yapacağımı bilemedim. Eve de yalnız gitmek istemedim. Saçmalama Ayşegül. Tabii ki arayacaksın. Ben de tabii ki geleceğim. Bunun lafı olmaz. Can nerede peki? O niye bu saatte yok evde? Elif'e gitti o. Onunladır yani. Ayşegül. Bu evde alarm yok mu? Alarm mı? Yok. Nasıl ya? Hemen yarın taktırıyorum. Nereden girdi acaba bu herife?
Senin mutfak penceresinden biri bozuk. Muhtemelen oradan girmiştir. Pencerelerden biri bozuk ve öylece duruyor mu? Can'ın haberi var mı bundan? Odam da kira, Allah'a bak ya. Önce can sandım. Başta korkmadım ama sonra adamın üstüne oturunca böyle bir baktım hırsızmış. Neyse. Böyle şokun etkisiyle ne dediğimi bilmiyorum şu an. Yani önce başta pek şey yapmadım ama insan tedirgin oluyor sonra tabii. Senelerce bu dağ başındaki evde bir başına nasıl kaldın Ayşegül? Aslında ben de şu an tam bunu sorguluyordum. Sen çok cesur bir kızsın Ayşegül. Çayını tazeleyeyim mi? Sen ne arıyorsun lan benim evimde? Can sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şeyden haberin yok yine. Ayşegül. Bu herif gecenin bu saatinde benim evimde ne arıyor? Can! Burası benim de evim. Hesap verecek değilim. Ayrıca Murat yardım etmeye geldi. Sen yokken eve hırsız girmiş. Ne hırsızı? Ayşegül, iyi misin sen? Ne oldu? Niye beni aramadın? İyiyim. Bir şey yok. Elif'in yanındasın diye seni rahatsız etmek istemedim. Yarın sabahtan bizim şirketin güvenliğine yolluyorum. Bu alarm sistemlerini taksın diye. Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Senin yok. Ayşegül'üm var. Ne gerekiyorsa ben hallederim. Ulan ne şüphe. Mutfaktaki bozuk pencereyi yaptırdın gibi mi? Ayşegül ben gidiyorum. Geçireyim seni. Gece rahat uyuyabilecek misin? İstersen bana gel. Ev müsait biliyorsun. İstediğin kadar kalabilirsin. Yok eğer rahat edemem diyorsan otel de ayarlayabiliriz. Ha? Yok yok o kadar da değil. Zaten ben kendi evim dışında bir yerde uyuyamam. Hem can da geldi korkmam artık. Peki. Yine de dikkat et kendine tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kalbim darma duman, senden izliyor.